program ne demek oluyor yani? Ambetize'den akredite program. Evet. Söyleyeyim. Şimdi gene doğrular gerçekler hikayesi. Üniversitelerde gösterilen programların önemli bir kısmı akredite değildir. Bu ne demek? Kötü bir olay değil bu arada. Şimdi üniversite özgün düşünce ve eğitim anlayışını kendisi kurgulayan bir yer demek. Burada siz elinizde bulunan insanlara bakarsınız. Dersiniz ki işte bu şu işin uzmanı, bu şu işin bilimsel dehası, bu olsun. Yani elinizde bir imkan ve kabiliyet vardır. Bunu YÖK, yani Yüksek Öğrenim Kurumu'na başvursunuz. Dersiniz ki ben üniversitemde örneğin hukuk fakültesi açabiliyorum. YÖK dese der ki öğretmenleriniz kim? İşte sınıfınız, imkanınız, şuyunuz, buyunuz ne? Bunlar. Peki der ve o kadronuz da size o bölümü açmanızı izin verir ve siz de açarsınız. Öğrencilerinizi alırsınız, ise mezun edersiniz. Ama akredite öyle değil. Aynı işlemi yaparsınız. YÖK'e başvurursunuz, dersiniz ki ben bunu yapacağım. YÖK size gene elinizde bulunanlarla peki diyebilir. Ancak örneğin söz konusu olan havacılıksa, dünyanın tamamında havacılığın ne şekilde yürüyeceğini, bak sadece eğitiminden bahsetmiyorum, hı hı, tamamından bahsediyorum, ne şekilde yürüyeceğini belirlemiş bir mevzuat var. Bu mevzuatın altına, uluslararası mevzuattan bahsediyorum, bu mevzuatın altına ilk imza koyan ülkelerden bir tanesi biziz. Evet. Ta 1945 yılı. Şimdi 1945 yılında bu imza attığımız ve Birleşmiş Milletler'in bir örgütü olan Dünya Sivil Havacılık Örgütü, hı hı, bizim ana mevzuatımızı teşkil eder. Bu mevzuata göre der ki ne olursa olsun havacılıkla ilgili her türlü eylemini senin kurgulamış olduğun, ülkende kurgulamış olduğun ve devlete ait bir sivil havacılık otoritesi yürütür der. Yani der ki bize sen bir sivil havacılık genel müdürlüğü kuracaksın der. Danimarka'ya da der, işte ne bileyim Kongo'ya da der, Hindistan, hepsinin var. Yani eğer sen Birleşmiş Milletler üyesiysen ülkende mutlaka bir sivil havacılık genel müdürlüğü, öyle söyleyeyim Türkçe, bir otorite diyoruz biz buna. O otorite vardır. Ve bu otoritenin mevzuatı işte o imzalanmış olan uluslararası büyük anlaşmadan, sözleşmeden gelir, ona göre yapılır. Onun üstüne altına çıkamazsınız. Bu sözleşmeye göre bunun bir kısmında havacılık personelinin nasıl eğitileceği konusu da bu sivil havacılık genel müdürünün denetim ve kontrolü altındadır. Bitti. Başka bir kişiye devredilemez, başka bir kişinin kontrolünde olamaz. O eğitimin nasıl yapılacağının tasarrufu tamamen bu kuruma aittir. Başka bir kurum tarafından paylaşılamaz. Bu kadar basit. Dolayısıyla üniversite ve veyahut da kim olursa olsun havacılıkla ilgili herhangi bir eğitim yapmak istediği zaman gidip Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ben bu eğitimi yapacağım diye yetki almak zorundadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bu yetki gerçekten sizi ciddi şekilde zorlayarak verir. Bütün ayrıntılarınızı gözden geçirir. Bütün personelinizin ve yapabildiğinizin tamamını test eder. Ondan sonra size bu yetkiyi verir. Öyle kolayca alınan bir yetki değildir. Yani ben üniversitenin içinde bir pilotaj bölümü açacaksam, uçuş hareket uzmanı bölümü açacaksam, her ne açacak, teknik eleman bölümü açacaksam, bu bölümler için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olmam gerekir. Şimdi yetkilendirilince, yani akredite nedir diye sordunuz. Yetkilendirildiğiniz zaman siz diyelim ki bir pilot eğitiyorsunuz. Bu pilot eğitimini dolayısıyla denetleyen bir kurum daha var. Kimmiş o? Sivil Havacılık Genel Müdürü. Denetler, uygunluğuna bakar ve sonunda ben üniversitemden öğrenci mezun olurken 4 yıllık akademik programı da tamamladığı için bir diploma vereceğim ya kendisi. Evet. Bu diploma onu pilot yapmaz. Onu üniversite mezunu yapar. 4 yıllık üniversite mezunu yapar. Ama o diplomayı alıp gidip herhangi bir yerde hiçbir şekilde, dünyanın hiçbir yerinde havacılıkla ilgili bir iş tutamaz. E peki ne lazım? Bize ayrıca bir lisans lazım. Evet. O lisansı da işte
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü benim üniversitede yaptığım eğitimleri denetleyerek, sürekli izleyerek o lisansı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verir. Yani ben üniversitemden bir öğrenciyi mezun ederken hem üniversite diploması veriyorum kendisine hem de ilgili lisansları veriyorum. Bizim işimizi götürebilmemiz için havacılıkta her yerinde bu böyle. Birinci şart kişinin geçerli lisansının olması. Bak, lisansının olması değil. Geçerli lisansının olması. Bu geçerlilik meselesini konuşalım. Çünkü o çocukluk hayallerine ilişkin ciddi bir arkası var bu lisans konusunun. Bu lisanslara sahip olmak ve o lisansları tutmak son derece güç bir olaydır. Öyle kolay bir iş değil. O nedenle akredite olmak zorundayız. Yani bizim üniversitemizi kim akredite etmiş? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü akredite etmiş. Aynı zamanda YÖK'te izin vermiş ve biz bu bölümü kurmuşuz. Bak, şunu atlamadan gidelim. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün akreditasyonu eşliğinde kurulduğu için burası, tamam mı? Biz ne veriyormuşuz bir de? Lisans. Yani lisans önemli olan, burada işte yok üniversitenin diploması, lisans, böyle bir durum yok. Bunun ikisinin birden olması gerekiyor ki biz öğrencimizi buradan ne yapabilelim? Mezun edebilelim.